Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba efendim. Hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Bir Cabiri okumaları dersimizde bir beraberiz. Bu dersimizde inşallah kitabımızdaki 4. bölümü birlikte inceleyeceğiz. Son derece önemli bir konuyu inceleyeceğiz. Ele alacağımız konunun hem Cabiri'nin projesi bağlamında önemi var, hem bizim akademik hazırlık, akademik disiplin ve bir akademik çalışmanın bizden beklediği hassasiyet, ciddiyet konularında bugünkü dersimizin çok önemli çıktılarının olacağını düşünüyorum. Umarım bunu sizinle paylaşmakta ve size aktarmakta başarılı olurum. Ve siz değerli izleyenlerim ve sevgili öğrencilerim de burada amaçladığımız maksadımızı hasıl eder ve istifade ederler. Şimdi hemen ekranımızı paylaşalım ve sözü uzatmadan başlığımıza ve dersimizin konusuna geçelim. Gördüğünüz gibi Cabiri okumaları 7, 4. bölüm sayfa 85 ile 108. sayfaları arasında yer alan Bedevi, Arap evreninin kurucu ögesi olarak Bedevi ve Bedeviliği ele alacağız. Bugünkü dersimizin ana konusu Arap aklının oluşumunda bedeviliğin, bedevi hayatın rolünü konuşacak, ele alacak merhum Cabiri. Ben de bunun üzerinden az önce sizlerle paylaştığım başlıkları zat-ı alilerinize sunmaya çalışacağım. Bir önceki dersimizde çok önemli bir hususun üzerinde durmuştuk. Bu son derece önemli hususu çok kısaca bugünkü dersimiz bağlamında sizlere hatırlatmak istiyorum müsaadenizle. Arap aklının referans çerçevesi olması itibariyle tedvin asrından ve bir referans kaynağından, çerçevesinden söz ettik. Bunu hemen çizmek istiyorum çünkü buradan yürüyeceğiz, devam edeceğiz konumuza. Tedvin asrı kavramı Cabiri'ye has yönüyle, çünkü bu kavramı farklı içerikleriyle farklı kullanan çağdaş mütefekkirlerimiz var. Fakat Cabiri'nin kendine özgü yüklediği anlamıyla tedvin asrı, bir önceki derste tafsilatıyla konuştuğumuz üzere Arap aklının referans çerçevesidir. Yani bu sınırlar, çerçevenin sınırları, Arap aklının da sınırlarıdır. O halde bu çerçeve, tedvin asrının mümkün kıldığı bu çerçevenin içinde bulunan maddeler, 1, 2, 3, en sayıda ne kadar madde varsa, ne kadar unsur söz konusuysa, bunların bütünü Arap aklının sınırlarını oluşturur. Peki, Arap aklının sınırlarını oluşturur tam olarak ne demektir? Bu çerçeve Arap aklının sınırlarını oluşturur demenin tam olarak anlamı, Arap aklı, şu akıl, Arap aklı, bu çerçevenin ona sunduğu imkanlarla düşünür, bu çerçevenin ona sunduğu imkanlar ile üretir. Tanrı, insan ve varlık ile olan tüm ilişkisini bu çerçevenin içerisinden derlediği malzeme ile yapar. Bu şu anlama geliyor. Bu çerçeve öyle sihirli, aşkın bir çerçevedir ki Cabiri'ye göre
Arap aklı bu çerçevenin içinde kalmak zorundadır. Bu çerçeve onu üretir, o bu çerçevenin içinde üretir. Bu itibarla tedvin asrının bu referans çerçevesi olma durumu, kavramı, yaklaşımı Cabiri'yi anlamak bakımından sevgili izleyenler son derece önemli bir husustur. Geçen dersimde biraz uzunca da bu konunun detaylıca üzerinde durmamın sebebi bundan sonraki ele alacağımız her bir konuda bu çerçeveye atıfta bulunmak, bu çerçeve geçici olarak şimdi yaptığımız gibi dönüş yapıp onu yeniden bir daha hatırlama ihtiyacımız sürekli söz konusu olacaktır. Şimdi böyle olduğunda biz bugün Arap aklının sınırlarını oluşturan, Arap aklına düşünme ve üretme imkanı veren unsurların birinci sırasında yer alan dili konuşacağız. Arapçayı konuşacağız. Dilin düşünmeyle olan ilişkisini ele alacağız ve pek tabii ki bu bağlamda konu dil olduğunda ve Arapça olduğunda bu dilin ve Arapçanın oluşturulmasında şu unsurun bedevi ve bedevilik unsurunun rolünü konuşacağız. Demek oluyor ki bugünkü konumuz Arapça, Arap dili üzerinden yürüyecek. Ve bu Arap dilinin ve Arapçanın oluşumunda bedevi hayatın, bedevilerin ve bedeviliğin rolünü ele almaya çalışacağız, rolünü konuşacağız. O halde konuya doğal olarak Cabiri bu bağlamda Arapçadan söz eder ve Arapçayı ele alarak konuyu işlemeye çalışır. Ben biraz onun kitabındaki sunumunu dönüştürerek, kendi sunumumun sistematiği içine uyarlayarak, onun bize vermiş olduğu çok değerli bilgilerden bahsederek, konuyu yine onun başladığı yere getireceğim ama kendi sistematiğim içinde izninizle şöyle bir yol izlemeyi ve konuyu şöyle zat-ı alilerinize sunmayı deneyeceğim, başarılı olabilirsem. Cabiri çok önemli bir vurgulamayla ve önemli isimlere atıfta bulunarak az sonra o isimlerden de söz edeceğim. Bize dil, düşünce, ve kültür üçgeninde bir ilişkiden söz eder. Bu son derece önemlidir. Özellikle 19. ve 20. yüzyıllarda gelişen Batı'daki dil üzerine yapılan çalışmalar söz konusu olduğunda Cabiri doğal olarak bu yüzyıllarda ortaya çıkan dilin düşünceyle ve kültürle olan ilişkisine atıfta bulunacak, projesini ve tezini bunların üzerine inşa edecek. Bu noktada çok önemli bir isim devreye girer. Ünlü Alman filozof, düşünür, Kant'ın takipçilerinden, özellikle tarih felsefesi, dil bilim üzerine yazmış olduğu eserleriyle öne çıkan John Gottfried Herder'dir. Ve bu son derece önemli 19. yüzyıl düşünürü ne yaptığı atfıyla Cabiri dilin düşünceyle olan ilişkisine vurgu yapar. Ve Herder dilin sadece insanlar arasında bir iletişim aracı olmayıp
bundan çok daha ileri boyutta bir işlevinin olduğuna vurgu yapar ve der ki, dil, o dili konuşan kültürün mensuplarına, şu kültürün mensuplarına düşünmenin imkanlarını ve sınırlarını belirler. Ve insanlar o kültürde doğup büyüdüklerinde, o kültürün kendilerine öğrettiği dil sayesinde düşünürler. Daha sonra aynı bağlamda Adam Schaff'a atıfta bulunacak Cabiri, ki Ukraynalı ünlü filozof. Oradan hareketle de yine aynı şekilde dilin düşünce ve kültürle olan ilişkisine değinerek Adam Schaff'a yaptığı atıfta insanların konuştukları gibi düşündüklerini, düşündükleri gibi konuştuklarını, böyle bir diyalektik etkinin bulunduğundan söz ediyor. Yani düşüncelerimiz dili, dilimiz düşüncelerimizi doğrudan etkileyen bir diyalektiğe sahipler. Şimdi tam olarak burada ne söylüyoruz? Çok özür dilerim. Tam olarak burada ne söylüyoruz? Şunu söylüyoruz. Demek ki dil dediğimiz zaman bu bizim düşüncemizle doğrudan alakalı olan, asla ondan ayırt etmeyeceğimiz bir mekanizmadan söz ediyoruz. Benim daha önceki rehberlik derslerimde dil üzerine yapmış olduğum konuşmalarımdan hatırlayacaksınız. Özellikle Wittgenstein'a yapmış olduğumuz atıflardan bahsetmemiz gerekir. Her ne kadar Cabir Wittgenstein'a bir atıfta bulunmuyorsa da bizim mutlaka atıfta bulunmamız gereken isimlerden birisi Wittgenstein'dir. Onun dilin sınırlarının dünyamızın sınırları olduğunu söylemesi kadar çok önemli bir şey hemen hemen yoktur. Bu da bize dil ve düşünce arasındaki bu diyalektiği çok iyi resmeden bir durumdur ve altını çizmemiz gerekir. O halde dil bize düşünmemizin imkanlarını sağlar ve dili efendim geliştirdikçe düşüncemiz gelişir. Buraya dikkat buyuralım. Çünkü konuşmamız, düşüncemiz dil ve kültürle ilgilidir. Oradan beslendiğimiz şeyleri dile dökeriz ve dile getiririz ve dile getirdiğimiz şeyler düşüncemizi, onun sınırlarını oluşturur. Bunu birazdan nereye bağlayacağımız son derece önemli. Cabiri de çok önemli bir yere bağlayacağız ki bunları Cabiri üzerinde durduğu için duruyorum. Ve dolayısıyla örneğin Toshiko Izutsu'nun özellikle semantik üzerine ve kavramlar üzerine yaptığı çalışmalar malum halileriniz. Orada da görüyoruz ki dilin tarih içindeki semantiği adeta bir yaşayan organizma gibi dilin doğuşu, gelişimi, olgunlaşması ve hatta onun içinde sözcüklerin bir toplumun bireyleri gibi doğması, yaşayıp efendim ölmesinden söz ettiği bağlamda bir dilin semantiğini izleyerek o dili konuşan kültürün tarihinin yazılabileceğini iddia edecek kadar ileriye giden Izutsu, Kur'an kavramlarını yazması, İbni Arabi'nin hususuna ve onu ilgilendiren kavramları incelediği o devasa ve çok muhteşem eserini kaleme alması, dilin düşünce üzerinde ve düşüncenin dille olan ilişkisi bağlamında ne kadar önemli bir yerde durduğunun o kadar altını çizer ki bunu fark etmemek mümkün değildir. Dolayısıyla burada şöyle bir diyalektiği görmemizi istiyor Cabiri. Bütün anlattığı o bu dördüncü bölümdeki hedeflediği ve anlamamızı arzuladığı şey şu. Madem ki dil düşünceyi, düşünce dili etkiliyor ve bu ikisi birlikte kültürü oluşturuyor ve kültür, dil, düşünce üçgeninde karşılıklı olarak etkileşim sürekli devam ediyor. Öyleyse, dikkat buyurunuz, bir dil, bunu farklı renklendireceğim izninizle, bir dil, şurada gösterdiğimiz dil,
ne ölçüde gelişmeye açıksa, açık ise, o ölçüde o kültür mensupları üretken oluyor. Bu çok önemli bir tespit. Yani dilin sınırları gelişmeye açık mı, kapalı mı? Bu soruyu şu çerçeve dönerek soralım. Cabiri merhuma soralım. Tedvin asrının belirlediği ve Arap aklının içinde rol üstlendiği şu çerçeve sabit midir, değişken midir? Bu çok önemli bir soru. Hemen belirleyelim. Bu tedvin asrının oluşturduğu Arap aklının referans çerçevesi sabit midir, değişken midir? Cevap çok açık Cabiri'de. Sabittir. Bunu aynı şekilde dil üzerinden birazdan konuşacağız. Sabittir. O zaman şu anlama geliyor. Arap aklının gelişimi de donuk olmak, donmak zorundadır. Yani Arap aklı gelişebilir, evet gelişir. Ne kadar? Sınırlara dayanıncaya kadar. Sınırlara geldiğinde ne yapar? Durur. Onar. Durağan zamanlar, kültürel zamanda durağan zamana yaptığı atıflar, durağanlığa vurup yapması Cabir'in boşuna değil. Burada onu ilgilendiren, onun projesinin kilit noktası, anahtar kavramı subuttur, sabitliktir, donukluktur, cumudettir. Bu itibarla biz konuya girerken Cabiri'nin ünlü Herder'e yaptığı atıf, Adam Schaff'a yaptığı atıf, Sapir'e yaptığı atıf boşuna değil. Bütün bunlar üzerinden şunu demeye getiriyor. Diyor ki, eğer bir dil o kültür mensuplarının yaşamları süresince gelişmeye açık, birlikte devam ediyorlarsa, o zaman bu diyalektik olumlu bir sonuç verir. Dil düşünceyi, düşünce dili ve onlar da kültürü birlikte geliştirmek suretiyle bir ilerlemeden söz edebiliriz. Ama birazdan detaylarını konuşacağımız üzere, bir taraftan tedvin asrında telif edilen tüm bilgi kaynakları, atıfta bulunalım, dil, başta dil olmak üzere, konuştuk bunları, tefsir, fıkıh, kelam vesaire, bütün bunlar tedvin asrının sınırları içerisinde dondurularak, daha sonra sadece bunların referans olduğu bir geriye dönüşümü, helezonik bir geriye dönüşümü zorunlu kılan bir konumlandırmayla bunları konumlandırdığımızda ve bunun merkezinde de dil böyle konumlandırdığında, o zaman Arap aklının karşısında iki sabit unsur söz konusudur. Bir, referans çerçevesi sabittir. İki, dilin sınırları sabittir. Şimdi böyle olunca Cabiri çok rahat bir şekilde tezini Arap aklının belli bir gelişimden sonra nasıl donduğunu, kendisini gelişime nasıl kapattığını artık bu hipotezinin üzerine kurabilir. Nitekim kurmuştur, bunu ilerleyen okumalarımızda göreceğiz. Ama Cabiri'nin hipotezini anlamak bakımından bu üzerinde durduğum ve zatalilerinize sunmaya çalıştığım husus tam olarak elimden geldiği kadar onun tezinin özünü oluşturuyor bu sabitlik. Referans çerçevesi sabit. Referans çerçevesinin içindekiler de sabit belli oranda. Zaten
birbirini besliyor. Ve o zaman ne olacak Arabaklı? O çerçevenin ona izin verdiği kadar gelişecek ve sonra duracak. Nitekim öyle olmuştur diyor Cabiri. İşte onun için o çerçevenin dışına çıkmaktan, epistemolojik kopuştan, yeni bir ihya ve dirilişten söz etmek zorunda kaldı Cabiri. Şimdi konuya başlayabiliriz. Bu girişten ve bu mukaddimeden sonra konuya başlayabiliriz. Arap dili. Cabiri der ki, felsefe ne kadar Yunan kültürünün bir mucizesi ise, Arapça da, Arap dili de kesinlikle Arapların bir mucizesidir. Yunan geleneği felsefeyle övünmeyi ne kadar hak ediyorsa, aynı ölçüde belki daha fazla, Araplar da Arap dili üzerinde yaptıkları etkinlik, Arapça konusundaki aldıkları mesafeyle övünmeyi her türlü hak ediyor. Dolayısıyla Arapça bizim, değerli izleyenler, bugünkü konumuzda Arap aklının kurucu ögelerinin başında yer alır. Yazalım. İlk kurucu ögesi. Bunu hem o kültür mensuplarının dili olması üzerinden yapar, hem de dinin dili, İslam'ın dilinin Arapça olmasından yapar. Dolayısıyla bu durum, renklendirelim, bu kültür açısından bir belirleyicilik iken, dinin dili, vahyin dili, dili olması bakımından Arapça, bu da son derece önemli bir özellik olarak Arapçayı öne çıkarmış ve Arap aklının kurucu ögelerinden biri haline getirmiştir. Bu itibarla Cabiri özellikle fıkıh usulcülerine yaptığı atıfla Kur'an'ın ve vahyin Arabilik unsurunu aynı zamanda Arap kültürüyle de ilişkilendirmek suretiyle İslam'ın Araplığı ve İslam'ın Araplık ile olan ilişkisini ön plana çıkarır ve tabii ki bunu aynı zamanda bir milliyetçi tarafı bulunsa bile Cabiri, Herder'i anlatırken söylediği gibi, Herder'in Alman milliyetçiliğine olan takıntısını paranteze alıyorum der ondan alıntı yaparken, onu dikkate almazsak dil, düşünce ve akıl arasındaki ilişkisine dair görüşlerine tamamen katılıyorum diye söyler. Bunu belirttiği gibi Cabiri için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Nitekim çağdaş dünyanın dayatmalarına bağlı, ulus devletçiliğin dayatmalarına bağlı, onun da belli ölçüde ilerideki derslerde daha detaylı konuşacağız. Arap milliyetçiliğine ilişkin bir kısım ideolojik kusurları, ideolojik bağları söz konusu olsa da söylediğinde haklıdır. Arapçanın, Kur'an'ın vahyin dili olması onu aynı zamanda hem önemli kılmış hem de Arapların kendilerini üzerine inşa edecekleri bir zemin sağlamış. Bu son derece önemli bir durumdur. Şimdi böyle olduğunda Arapça, Arap dili, Arapların kendisiyle övündükleri, adeta Araplıkla özdeşleştirdikleri ve bundan da daha önemlisi, Arap'ı
Araplığı ve Arapçayı, bunların dışında kalanların tamamını öteki, tırnak içinde, öteki olarak konumlandırmalarına sebebiyet verecek derecede hem ontolojik adeta hem de epistemolojik bir konumlandırmayı sağladığını söyleyebiliriz. Bu uzun cümlemi biraz kısaltarak ve basitleştirerek söyleyecek olursam, Arapça Araplar için öteki olarak ifade edeceğimiz ve Cabiri'nin ve kaynaklarımızdaki ifadesiyle acem olarak ifade edilen Arapçanın dışındaki diller ve Arapların dışındaki milletler ayrımında şu yazmış olduğumuz ifadedeki bu ayrımda Arapça hem dil olarak kendisini diğerlerinden ayırt eder hem de Arap'ı Arap olmayanlardan ayırt eder. Yani acem hem Arap'ı Arap olmayandan ayırt eder hem de Arapçayı Arapça olmayan dillerden ayırt eder. Bu iki özellik son derece önemlidir. Bir taraftan Arapçayı, diğer taraftan da Arap'ı Arap olmayandan ayırt eden önemli bir unsurdur. Şimdi buradaki önem şu, Cabiri der ki Araplar için Arapça insanoğlunun sahip olduğu düşüncelerini ifade edebilmenin en güçlü, en açık, en mükemmel dilidir. Acem aynı zamanda yabancı anlamına gelmekle birlikte müphem, muğlak, derdini iyi anlatamayan, açık olmayan anlamıyla da diller açısından diğer diller Arapçaya kıyaslandığında öyle fısıldaşmak gibi bir şeye tekabül eder. Arapçanın o fesahat ve belagatına karşılık diğer diller öyle bir kısım sesler çıkarmaktan, mırıldanmaktan, uğultudan ibaret olarak görür Arap. Onun için Arapçayı diğer dillerin üstünde gelişmiş, olgunlaşmış bir olgu olarak görür ki bizim klasik eski kaynaklara baktığımız zaman da El Arabiye Ummul Lisan diye söz edilir. Ummul Elsine diye söz edilir. Çünkü Arapça asıl dildir. Cennetin dilidir. Tabir yerindeyse Tanrı'nın dilidir. Gelişmiş bir dildir. Böyle olunca Cabiri haklı olarak nasıl ki Arapça diğer dillerden kendini bu şekilde ayırt ediyorsa Arap da kendini bir insani unsur olarak, bir kültür olarak hani insanı tanımlarken akıllı varlık vesaire diye tanımlarız. Araplar da insanı fasih insan diye tanıtır. Arap fasih insandır. Yani fasih kelimesinin Arapçadaki kökeni itibariyle baktığımızda gün gibi açık olmak, sabah aydınlığı anlamına geldiğini de dikkate alacak olursak, aydın insan, açık insan, meramını çok iyi anlatabilen insan ile tanımlar ve buradaki tanıma dikkat edelim fasihten hareketle, Arap insanını dilin bir özelliğiyle tanımlar. Dilin bir özelliğiyle tanımlar. Birazdan ilerleyen dakikalarda üzerinde duracağız. Dilcilerin bu konuya ne kadar önem verdiğini ve mantıkçılarla aralarının neden açık olduğuna değindiğimizde de bunu daha iyi görme imkanımız olacak. Bu durumda o zaman Arapça ve Araplık Cabiri'ye göre Arap aklının en önde gelen kurucu ögelerinden biridir. Şimdi madem ki Arapça son derece önemlidir ve belirleyicidir, peki bu Arapçadan Cabiri tam olarak ne kastediyor, neyi anlıyor? Müsaadenizle yavaş buraya gelelim. Şuradan bir
ok daha çekelim. Cabiri'nin kastettiği bu Arapça fasih Arapçadır. Yani az önce ifade etmeye çalıştığımız gibi insanı fasih insan olarak tanımladığı gibi fasih Arapçadan söz eder. Fasih Arapça ifadesini kullandığımız andan itibaren hemen çağrışım yönüyle fasih olmayan bir Arapçadan, yani bunun zıttı olan bir efendim Arapçadan az sonra konuşacağız. Amice'den de söz edeceğiz, olduğunu söylememiz gerekiyor. Ama bizim için önemli olan tedvin asrı erken dönem Arapça olduğu için biz fasih olan Arapça üzerinde duracağız ve fasih Arapçadan Cabiri'nin ne anladığını, bununla projeyi nasıl temellendirdiğini ve burada Bedevi Arap'ın ve Bedeviliğin nereye tekabül edip nasıl bir rol oynadığını konuşacağız. Değerli izleyenler, Cabiri tedvin asrına tekabül eden daha erken yıllarda ilk gelişen hususu Arapçanın grameri olduğunun altını çizer. Arapça ve gramer ilişkisi. Bu konuyu ele aldığında Cabiri son derece önemli bir hususa dikkatimizi çeker. Der ki, Arapçanın çok erken dönemde gramerinin ele alınması ve onun olgunlaştırılmaya çalışmasının üzerinde kültür tarihçilerinin, dil bilimcilerin ve daha farklı yönden konuya ilgi duyanların pek çok şey söyleyebildiğini, söylenebileceğini, gerekçeler üretilebileceğini ve bunun en önemli nedenlerinden birisinin erken İslam İslam'ın çok farklı kültür ve coğrafyaya hızla yayılmasının sağladığı ve Arap olmayanların Arapçaya duyduğu ilgiyle şehir hayatında konuşulan Arapçanın önemli ölçüde karıştığını, asli özelliğini kaybetmeye başladığını ve dolayısıyla bir taraftan İslam'ın tebliğ edilmesi, öğretilmesi, Kur'an'ın tebliğ edilip öğretilmesine bağlı olarak Arapçanın kurallarının belirlenmesi ihtiyacının doğduğunu, diğer taraftan da Arap olmayan kültürlerin Arapçaya ve İslam'a duyduğu ilgi ve yakınlık alakası nedeniyle Arapçanın bozulmasından asli özelliğini kaybetmesinden onu korumak amacıyla bu gramerin geliştirilmesi gerektiğini söyler ki Cabiri, bunların hepsinin önemli rolleri vardır. Böylece erken dönemde Cabiri Arapçanın gramer olarak tespitinin yapılmasının zaruret hasıl ettiğini, bu zaruretin az önce de söylediğim gibi Kur'an'la ve onun okunup anlaşılmasıyla da olan doğrudan ilişkisini de kurmaya çalışarak bu bölümde konuları uzun uzun ele alır ve çok detaylı bilgiler sunar bize. Zaten bu sunumun yanında kitabı da okuduğunuzu varsaydığım için bazılarını da oraya bırakarak çok detaylarla sizi yormak ve sıkmak istemiyorum. Bu gramerin oluşumuna dair etkin isimlerden söz eder ki bunun başında hiç kuşkusuz Halil bin Ahmet vardır. Cabiri'nin uzun uzun Halil bin Ahmet'le başlayan ve daha sonra öğrencileri tarafından devam ettirilen, çünkü projenin tamamını Halil bin Ahmet tamamlayamamıştır. Uzun uzun bunların üzerinde durur ve haklı olarak Halil bin Ahmet'in Arapçanın gramerinin ya da diğer bir ifadeyle bu gramer sözcüğünü biraz daha farklı yönüyle açmama müsaade edin lütfen. Şu sözcüğün gramerini ele aldığında, bu birazdan da dersin sonuna doğru üzerinde duracağım gibi dilin sınırları demek aynı zamanda. Gramer ve dilin sınırlarına bağlayacak Cabiri. Bütün vurguların sonunda gelip sınırlara dayandığını, sınırlamalara dayandığını,
sübuta doğru gittiğini, donmaya doğru gittiğine ilişkin bizim okuyucunun zihnini inşa eden Cabir'in o mükemmel, başarılı, dahi yani kalemi ve tezini ortaya koyuş biçimi bize bunları ima ederek satır aralarında, satır arkasında ve açıkça söylediği yerlerde bunu net olarak görebiliyoruz. O halde Halil bin Ahmet tam olarak ne yapmıştır? Evet. Şimdi Halil bin Ahmet'in rolünü ifade ederken Cabir'i tam da bu dilin sınırlarını belirleme bağlamında şu temel görevlerin altını çizer. Der ki bir, harfleri belirledi, harfler. İki, harflerin mümkün tüm kombinasyonlarını tespit etti. Buradan şunu iyi bir biçimde görmemiz gerekiyor değerli izleyenler. Halil bin Ahmet'in rolü üzerinden. Halil bin Ahmet bu bağlamda, tam da şu bağlamda A, fiil formları, B, isim formları. Burada özellikle bu form sözcüğü çok önemli. Bu formlar daha sonra dil bilimcilerin ve dilcilerin de tamamen ele aldıkları tüm konularda göreceğimiz üzere anlamlı, anlamsız. Tüm kombinasyonlar mümkün tüm kombinasyon, ki bu milyonlarca kombinasyondur. Milyonlarca kombinasyon belirlendi. Cabiri bu hususun tespitinde çok affedersiniz, dikkatimizi son derece önemli bir şeye çeker. Halil bin Ahmet üzerinden de bu yapılan işlerin bağlamında der ki Halil bin Ahmet bunları yaparken iki unsurdan yararlandı. A, matematik. B, o dönemlerde matematikten asla ayrı düşünülmeyen müzik. Müzikal duyarlılık. Dolayısıyla Arapça bir taraftan matematikle, kelimelerin okunuşlarıyla, yer değiştirmeleriyle vesaireleriyle, mesela fiil ve isim formlarında ikili, üçlü, dörtlü ve beşli formlarda. Bu kombinasyonların ikili, üçlü, dörtlü ve beşli kombinasyonlarında ve sonra bunlara eklenen zayid harflerle, hurufu zayide ile birlikte ortaya çıkan tüm farklı kombinasyonlarda matematik birinci derecede belirleyici rol oynamıştır. Bu karşımıza anlamlı ve anlamsız olmak üzere milyonlarca üretilmiş kelimeler ortaya koymuştur. Ama Cabir'i hiç ihmal etmeden bu üretimde, milyonlarca kombinasyonun üretiminde şöyle bir hususa dikkat çeker. Matematik, dilde kullanılan bu matematik, doğası işitmeye dayalı semai olan dilin iştikaklarla, yani üretimle iştikaklarla kıyasi bir forma dönüştüğünü dolayısıyla matematiksel olarak sonlu bir, ne kadar üretirseniz üretin bu üretimin sonunda bir rakamı var. Şu kadar milyon, şu kadar yüz bin, şu kadar bilmem ne. Bir sonu var bu kombinasyon. Daha ilerisi yok. Yani burada Cabir'i dikkatimizi son derece hayati bir probleme çeker. Der ki Halil bin Ahmet'in yaptığı bu iş çok muazzam, çok muhteşem bir şey der. Bunları konuşacağız az sonra birazdan. Ama bu çok muazzam, çok muhteşem, çok müthiş olan işin önemli sonuçları ve sorunları oldu.
dil doğal olduğunda semaidir. İşitseldir. Ve semai olduğunda gelişime açıktır. Ucu açıktır. Ürer gider. Ama dil yapay olduğunda, yani onu matematikle, iştikaklarıyla belirlediğinizde, yapaya dönüştürdüğünüzde, müzikal olduğunda çok güzel, duygusal olur, etkileyici olur, kulağa hoş gelir, ritimler, ki Halil bin Ahmet'in bulduğu aruz vezni nasıl bir müzik duyarına sahip olduğunu da bize gösteriyor. Müzikaldır, duysaldır, fonetiktir. Onun için çok harika bir şeydir. Fakat suni olduğu için kapanmaya, dayanmaya, durağanlığa mahkumdur. Ve Cabiri tam da burada bu problemlere işaret edip bunları ele alırken o kadar önemli bir noktaya dikkatimizi çeker ki, dil doğal olduğunda tarihsel olmayı sürdürür. Tarihsel olmayı sürdürür. Yapay olduğunda ise tarihsel olmaktan çıkar. Tarihsel özelliğini kaybeder. İşte Cabiri nihai manada bir problem olarak tespit ettiği en önemli sorun, tedvin asrında matematiksel ve müzikal olarak sınırları çizilen Arapçanın bütün o etkileyici büyüleyiciliğine rağmen tarihsel boyutunu kaybettiğini ve tarihten koptuğunu az sonra konuşacağız. Farklı bir dünyaya mahkum edildiğini ve o dünyanın içinden çıkamadığını söyleyecek. Belki bunları biraz detay görürsünüz ama sevgili izleyenler, lütfen öyle görmeyin. Çok önemli şeyler bunlar. Bunları fark etmeden, bunları görmeden Cabiri'nin merhumun tam olarak ne söylediğini, nasıl bir proje ortaya koyduğunu anlamak, kavramak hemen hemen neredeyse imkansızdır. Dolayısıyla Halil bin Ahmet ve takipçilerinin bu şekilde sınırlarını belirledikleri, bu şekilde çerçevesini çizdikleri, matematiksel ve müzikal bir konumda konumlandırdıkları Arapça, iftiharla söyleyebiliriz ki der Cabiri, dünya kültür tarihleri içerisinde bu kadar erken dönemde bu kadar grameriyle birlikte mükemmelen teşekkül etmiş ikinci bir dünya dilinden hemen hemen söz edemeyiz der. Haklı. Birkaç asır içerisinde bu şekilde geliştirilen, o asırların tüm dini, dünyevi, sosyal ve felsefi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetine haiz böyle bir dil geliştirilmesi son derece başarılıdır ve son derece mükemmel olarak efendim ortaya konulmuştur. Şimdi asıl konuya geliyoruz daha yeni. Diyecek ki Cabiri, İşte bu gelinen noktada devreye bedevi giriyor. Arapça fasih tabii. Fasih Arapça ve bedevi Arap'ın rolü. Asıl meseleye yeni geldik. Cabiri tam olarak diyecek ki, erken dönem dil bilimciler Halil bin Ahmet ve takipçileri Arapçanın
az önce ifade etmeye çalıştığım araba özgürlüğü, Arap'ı betimleyen, tanımlayan, onu acemden, ötekiden ayırt eden o çok tanımsal vasfı gereği pür Arapça olmalıydı. Yani Arapça, Arapça dışındaki her tür unsurdan arındırılmalıydı. Buraya dikkat edin. Bu fasih Arapça öyle bir şey olmalıydı ki, diyor Cabiri, proje bu çünkü. Hakikaten öyle yapılmış zaten. Bu fasih Arapça pür Arap olmalıydı. Pür Arap. Araplık. Onun bütün genetiksel yapısında, genetik yapısı Arap olmalıydı. Öyleyse bu Arapçaya acem hiç karışmamalıydı. Bu Arapçaya Arap olmayanların müdahaleleriyle meydana gelmiş gerek sözlü gerek yazımsal sorunlar hiç bulaşmamalıydı. Pür Arap olmalıydı. Pür Arap kültüründen devşirilmeliydi. Peki bu pür Arap'ı nerede bulacağız? Çölde. Bedevilerde. Onun için fasih Arapça der Cabiri, Hazari değildir. Yani medeniyetin yaşandığı şehirlerde derlendi ama kaynak Hazari değil ya Bedevidir. Hazari değil. Bedevidir. Neden? Çünkü fasih Arapçayı, bozulmamış Arapçayı Bedeviler konuşuyor. Bedevilerin efendim dünyasında konuşuluyor. O halde erken dönem fasih Arapçanın müdevvinleri fasih Arapçanın kural kaidelerini özellikle de sözcüklerini belirleyip tespit etmeye yönelen dilcilerimizin adresi belli oldu. Nereye gidecekler? Çöle, bedevi dünyaya gidecekler. Bu müdevvinler, bu dilciler kendilerine kimi üstad alacaklar? Cabir'in ifadesiyle söyleyelim. Kendilerine bedevi Arabı dil üstadı olarak alacaklar. Ve birdenbire çölün bedevisi bu proje bağlamında öyle bir değerli, öyle bir kıymetli hale gelecek ki bu kıymetlerini fark ettiklerinde bedeviler zengin olacak. Çünkü kelimeyi parayla satacaklar neredeyse. Neredeyse değil, satmışlar zaten. Evet. Kelime yarışına girdiklerinde o özellikle çok anlamlı, eş anlamlı kelimelerin bol miktarda üretilmesi ve bedevinin bedeviliğini ispat ettiğinde güneşte yanmış sert derili, mizacı sert, her bakımdan bedevi olduğu belli olduğunda onun söyleyeceği her bir kelime 24 ayar altın değerinde kıymet. Ve Cabiri hiç kuşkusuz 8. asırda telif edilmiş olmasına rağmen bu erken dönem bedevilerin dünyasından devşirilen sözcüklerin tamamından oluşan Lisanul Arap'ta İbn-i Manzur'un 80 bin kök kelime üzerinden ortaya koyduğu bütün kelime türevlerinin tamamı bedevilerin dünyalarına aittir. Evet. Bedevilerin dünyalarına aittir diyor. Onun için Bedevi Arap evreninin kurucusu diye 4. bölüme başlık koydu. Çünkü dil Arap'ın
aklının referans çerçevesini oluşturan ilk faktördür. Dili nereden aldık? Bedevilerden. Bedevilerin dünyasından. Bedevi dünya görüşünden. Bedevinin yaşama, hayata, insana, doğaya, tanrıya bakışından devşirdik. Diyor Cabiri. Ve kelimeler bedevinin dünyasına ait oldukça değerlendi. Medeniyetten, Hazarilikten koptu. Şimdi o zaman farklı bir renkle oradan bunu aşağı çekelim. Şu bedeviliği şöyle biraz aşağı alalım. Toplanan kelimeler bedevi bir dünyayı resmediyor. Dil de düşüncemizi ve düşüncenin sınır ve imkanlarını belirlediğine göre fasih Arapçayla düşünen birisi neyi düşünebilecektir? Bedevinin dünyasını. Gökyüzüne bakışını, yeryüzüne bakışını, çöle bakışını, mekana, zaman algısına, bunu ikinci kitapta daha çok detaylı göreceğiz inşallah. Hayatı, yaşamı. Onun için devenin yüzlerce adı var. Neden? Kumun, çölün, vaktin, değişkenliğinin, ıssızlığın, çöl fırtınalarıyla mekanın sürekli değişkenliğinin pek çok ifade biçimleri ve kelimeleri var da, diyor Cabiri, kar diye tek bir kelimemiz var, o da kar diyor. Felçtir. Birazdan üzerinde duracağım diğer kültürlerle karşılaştırarak. Ama zengin olan alanlarımıza bakın. Bir Eskimo'nun soğukla, kar ve buzla ilgili sözcüklerinin zenginliğine bir bakalım. Bir de sıcakla olana bakalım. Bir Arap bedevisinin sıcakla olan ilişkisine, ürettiği kelimelere, sözcüklere bakalım. Bir de öbürüne. Dili, yaşadığınız coğrafyanın, mekanın, kültürün nasıl belirlediğini, onunla nasıl doğrudan bir ilişkisinin olduğunu çok net olarak görmemiz mümkündür burada. Böyle olduğunda Fasih Arapça, Bedevi Arap dünyası üzerine temellendiğinde Bedevi'nin doğal olarak yaşam biçimini, doğal olarak Bedevi'nin dünya görüşünü esas alan bir zihin üzerinde şekillenmiş oldu. Şimdi haklı olarak Cabiri diyor ki, böyle bir dünyanın temel alındığı, böyle bir dünyanın esas kabul edildiği bir dili biz daha sonraki süreçlerde nasıl bir medeniyetin diline, hele çağdaş dönemde teknik ve teknolojinin ve bilimin gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkan sözcüklerin ve kelimelerin üretilmesine zemin olarak koyabiliriz. Buradan nasıl üretebiliriz? Üretemedik diyor zaten. Üretemediğimiz için dikkat buyurunuz. Şu önemli şeyi, şu tarihselliğin altına bağlayarak yazıp buraya geleceğim. Üretemediğimiz için bu şekilde oluşturulan dil tarihsel bağından koptuğu için, Arapça diyor, kendisini tarihsel bağlamından koparmanın intikamını amiceyle aldı diyor. Çünkü Arap bu fasih Arapçayla yaşamını sürdüremedi. Amiceyi icat etmek zorunda kaldı. Peki ne oldu? Şimdi diyor Cabiri,
Bir Arap aydını. Bu Arap aydınımız olsun. Fasih Arapça ile yazıp okuyor. Yabancı dille düşünüyor. Yabancı dil. Yabancı dilin kavramlarını kullanmak zorunda. Yabancı dil ile düşünüyor. Okulda, sokakta, evde amice konuşuyor. Böyle farklı dilleri konuşan bir insan farklı da düşünüyor demektir diyor. Bütünlük yok. Niye? Çünkü dil düşüncenin aracıdır dedik Tabaş'tan. Ne yapsın şimdi bu Arap aydını diyor. Dolayısıyla sevgili izleyenler, Cabiri'nin bizi getirdiği noktada dilin bedevi dünya görüşüyle temellenmiş olmasının nasıl önemli sıkıntılara sebebiyet verdiğini, nasıl önemli problemlere neden olduğunun altını çizer ve buradan çok daha önemli bir probleme bizi getirir. Der ki, neden erken dönem dil bilimciler dili bedevinin dünyasında matematik ve müzikal sınırlar içinde belirlemeye, tespit etmeye ve kurmaya çalıştılar da bunun temeline Kur'an'ı koymadılar. Niye Kur'an üzerinden bunu yapmadılar? Neden bedevinin şiirlerine, bedevinin dünyasına ihtiyaç duydular? Bunun pek çok farklı nedenlerini kitapta da okuyacaksınız. Ben sadece yorulduğunuzda düşünerek bir iki önemli noktaya değineceğim. Bunu başka bir yere bağlayarak da yavaş yavaş konuyu toparlamaya çalışacağım. Çünkü buraya dikkat buyurunuz lütfen. Cabir'in bu konuda ne kadar haklı olduğunu takdir edeceğini düşünüyorum. Der ki Cabir'i, renk arıyorum da dikkatinizi çekecek bir renk. Der ki Kur'an Hazari bir topluma indi. Buraya dikkat buyurunuz. Mekke gibi o dönemin medeni ve Hazari bir şehrine. Mekke'de yaşayan ve önemli ölçüde aristokrat bir düzeye ve seviyeye sahip olan Kureyş sosyal toplumuna hitap etti. Bu sosyal toplum, Kureyş sosyal toplumu Yahudilik, Hristiyanlık, Uzak Doğu Gnostizmi, Sabiilik, Hermetilik gibi pek çok kültürlerin etkileşimiyle haberdar, onlarla ilişkilenmiş bir sosyal toplum. Ve Kur'an bunların üzerinden hitap etti. Ve bunların üzerinden hitap ederken Kur'an bu farklı aidiyetlerin, kültürel aidiyetlerin kavramlarını kullanmaktan imtina etmedi, bir sakınca görmedi. Onun için erken dönemde Kur'an Arapça mıydı, başka dilden kelimeler var mıydı, yok muydu tartışmaları vesairelerinin çıkmasını bağlayacağımız yer burasıdır.
Bu itibarla diyor Cabiri, eğer erken dönem dil bilimcileri dilin tüm kurallarını Kur'an'ı merkeze alarak, Kur'an'dan istişade ederek dili Kur'an merkezli icat etmiş olsalardı pür Arap olmayacaktı. Pür Araplık olmayacak diyor. Ve erken dönem dili teşekkül ettirenlerin birincil gailesi dil üzerinden Araplığı korumaktır. Dil üzerinden bir kültürel aidiyeti sağlama ve güvenceye almaktır. Ve bunu başarmışlardır. Dili bedevilerin dünyasına mahkum etmek pahasına başarmışlardır. Bunun için de diyor, dikkat duyunuz Cabiri çok haklı olarak, Fasih Arapça Kur'an'ı anlamaya yetmedi. Bu kadar mükemmel bir biçimde matematiksel ve müzikal olarak derlenmesine rağmen Bedevi Arap'ın dünyasından derlenen dil, fasih dil, Kur'an'ın hazari ve medeni söylemine ve anlatımını anlamaya yetmedi. Onun için erken dönemde mecazıl Kur'an'dır, garibul Kur'an'dır, eşbahtır, mezairedir vesaire şeklinde ortaya çıkan yaklaşımların hiçbirisi yeterli olmadı Kur'an'ı anlamada. Kur'an'ı anlama sorununda fasih Arapça, bu derlenen Arapça yeterli olmamıştır diyor. Ve böylece zaman zaman karşımıza gelen Kur'an'da nahiv hataları mı vardı, şu hatası mı, bu hatası var mıydı şeklindeki karşılaştığımız hususların mushafın yazımından, müstensihlerin beşeri kusurlarından kaynaklı olanları paranteze aldığımızda fasih Arapça Kur'an'ın anlaşılmasını birinci derecede kaygı edinen bir dil olarak geliştirilmemiştir. Bu itibarla Taha Hüseyin gibi konuya ömrünü verenler, Kur'an'dan hareketle bir Arap gramerinin ve Arapçanın yeniden tanzimi ve düzenlenmesine ilişkin projeler önerdiler. Ve işin tuhafı, yavaş yavaş asıl öze doğru gelelim. İşin tuhafı, dilciler, dil bilimciler bedevilerden malzeme toplayıp bununla dili geliştirmeye ve dili kemale erdirmeye çalışırlarken bedeviler dilcilerin kıyas üzerine, özellikle kıyas üzerine temellendirdikleri, kıyas üzerine kurguladıkları nahiv konusunda sıkıntıları oluştu. Cabiri'nin nakline göre İbnül Cinni'den, Cahız'dan yaptığı alıntılarda görüyoruz bunları. Bedeviler kızıyor dilcilere. Nahiv kurallarına uygun konuşmak, nahvi kalıp olarak esas almak, kalıplara ve nizama dili bağlamak, kalıpların ve nizamın içinde dili oluşturma konusunda bedevilerle araları açık. Bedeviler nahivcilere diyor ki, siz bizim dilimizde başka bir dil konuşuyorsunuz diyorlar. Ve böylece konumuzun en önemli noktalarından birisine gelmiş bulunuyoruz ki sevgili izleyenler, değerli öğrencilerim, o da nahivdir. Nahiv hiç kuşkusuz Arapça için son derece önemlidir. Zira onun önemli oluşunun temelinde nahiv kalıptır.
şablondur. Daha da önemlisi nahiv, Arap'ın mantığıdır. Evet. Onun için Sirafi ile Ebu Bişr Metta bin Yunus arasında cereyan eden, vezirin huzurunda cereyan eden mantık mı nahiv mi tartışmalarında Sirafi'nin ısrarla nahivi bizim mantığımız olarak gördüğünü, Metta'yı mantık üzerinden bizi Yunan diline çekmekle itham ederek, mantık Yunan dilinin mantığıdır ve onu öğrenmek Yunan diline kaymak olur ve Yunanlaşmak olur iddiasıyla, dil düşünce kültür ilişkisinde başta bunu söyledik, haklılık payı var. Dolayısıyla Arap'ın dilinin mantığının nahiv olduğunu söyler. Burada şimdi Cabir'in hassasiyetle belirlediği hususlara hemen atıfta bulunalım. O halde nahiv bir Arap dilinin genetik yapısını oluşturması bakımından Arap'ın aklıdır. Arap nahivle düşünür. İki, Arap'ın mantığıdır. Nahvin tüm kuralları Arap'ın aklının işleyişinin mantığıdır. İleriki derslerde göreceğiz. İkinci kitapta bunu çok çok daha derin boyutlarda göreceğiz. Fıkha yansımasını, kelama yansımasını, tüm dini boyutlarıyla ulum-i İslamiye'de bu yaklaşımın tesirlerini ve yansımalarını ele alacağız inşallah. Dolayısıyla nahiv deyip gelip geçemeyiz. Burada bir Arap aklından ve Arap mantığından söz ediyoruz nahiv dediğimizde. Onun için dilcilerle mantıkçıların arası açıktır. Bu nedenle filozoflarımız, mantıkçı filozoflarımız, başta Farabi, İbn Sina gibi yazdıkları eserleri dil imalarıyla yazarlar ve dile yaptıkları imalar üzerinden kitaplaştırırlar ve dilin o dışladıkları mantık ilmine ihtiyacını ifade etmeye çalışırlar. Sevgili öğrencilerim ve sabırla beni izleyen değerli izleyenlerim, böylece gördük ki Fasih Arapça Bedevi Arap dünyasının üzerine Bedeviliği zemini olarak belirlemiş, Halil bin Ahmet ve takipçilerinin matematik ve müzikal ritim üzerinden oluşturdukları kalıp ve şablona uygun bir biçimde biçimlendirilmiş, inşa edilmiş, bina edilmiş ve nahivin, sarf ve nahivin tabii ki kuralları çerçevesinde tezahür etmiş bir olgudan söz ediyoruz. Peki, nahiv mantığı üzerine kurulmuş olan Fasih Arapça karşımıza nasıl bir manzara ve sonuç çıkardı? Buradan bizim karşımıza çıkan sonuç ne? Buradan bizim karşımıza çıkan sonuç, sevgili izleyenler, Bedevi dünyanın önemi, Bedevi dünyanın önemi,
bedevilik daha sonra kalmadığı için bu bedevi dünyanın değer ve önemi dili belirleyen o kalıpları nahi ile birlikte oluşturduğu şablonu, çerçeveyi kendi dünyasının sınırlarıyla belirlemiş olmasından kaynaklı olarak bedevi dünya fasih Arapçanın eskimez yenisi olmuştur. Bu tabire lütfen dikkat edelim. Eskimez yeni. Hep değerli kalan, hep değerli olan ve Cabir'in tabiriyle kurcaladıkça mis kokan, misk kokan, bunun dışındaki yenilerin, bu bedevi dünyanın ve dilin bu çerçevesi dışındaki yenilerin, bu yeni, dikkat buyurunuz, tarihsel yeni. Bu tarihsel yeni. Eskimez yeni ne peki? Bu tarihselliğini kaybetmiş, tarihten kopmuş, yeni. Onun için Cabir'i bu yeni kötüdür, bitattır, bitattır. Bu yeni hep tazedir, hep güzeldir, hep misktir ve değerlidir. Bundan sonraki bölümde ele almaya bağlayacağımız şekilde Cabir'in ifadeleriyle toparlayacak olursam, bu sürekli eskimez yeni referanstır. Meşruiyetin kaynağıdır. Belirleyicidir. Yeni, yeni meşruluk sorunu vardır. Meşruluk sorunu vardır. Ve iyi değildir. Ve öyleyse şu yeni sürekli eskinin gölgesinde kalmaya mahkum, onun baskısına maruz kalmaya mahkum bir pozisyon içinde olmak zorunda kalmış ve Arapça bu nedenle son birkaç asırdır bilimin dili olamıyor, felsefenin dili olamıyor, sosyolojinin, psikolojinin dili olamıyor, kendisini yenileyemiyor ve ne yaparsa yapsın nostalji olarak sürekli eskinin o müzikal büyüleyici, haz verici ritminden kopamıyor ve dolayısıyla huzuru o eskiye kaçışta, o eskiyi özdeyişte ve bedevinin o huzur dolu, sakin, sessiz, gökyüzünün berraklığı altında tebellür eden dünyasına sığınmakta görüyor ve yeniden rahatsız oluyor. Şimdi geldiğimiz tam bu noktada Cabir'i diyecek ki dünya düşünsel olarak dili geliştirdi. Kocaman bir dünya var şimdi şurada. Evet, kocaman bir dünya var. Bizim eskimez yeni bedevi
temelli dilimiz burada şu kadar kaldı. Bu dil dünyamız, Fasih Arapçanın bu dil dünyası diğer boşluğu dolduramıyor. Bunları nasıl aşabileceğiz? Nasıl aşabiliriz? Nasıl aşmalıyız? Bu münasebetler Arabaklığı nasıl etkiledi? Arabaklığı nasıl bir konuma geldi? Neden böyle oldu? Nasıl bunlar efendim Müslüman aklı, Arap aklını esir aldı? Bir kale içine adeta hapsetti, tutsak etti. İlerleyen bölümlerimizde buradan inşallah devam edeceğiz ve bu kaldığımız yerden yolumuzu bulmaya, önümüze bakmaya çalışacağız. Efendim sabırla beni dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için hepinize, sevgili öğrencilerime, hürmetlerimi arz ediyorum. Tekrar buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz efendim.